Yunanistan'da genel seçimlerin yapılmasına artık saatler kaldı. Halkın nabzını tutmak için başkent Atina'da sokağa çıkan Euronews ekibi seçimlerle ilgili farklı yorumlar aldı. Kimileri ülkedeki kötü gidişin hiçbir liderle düzelmeyeceğini düşünüyor. Ne karışık bir durum. Kimse benim oyumu hak etmiyor. Kimse beni ikna edemedi. Bilemiyorum. Bize ancak bir mucize gerekir ki ben mucizelere de artık inanmıyorum. Tüm politikacıların tek derdi iktidar. Bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerse imkanını bulduğunda yurt dışına kaçmak istiyor. Burada bize yer yok, bir gelişme yok. Çok az iş olanağı var. Bunların da çoğu masa başı ve çok düşük maaşlı işler. Birçok arkadaşım garson olarak iş buldu. Eğer genç, yaratıcı ve dinamikseniz bu ülkeyi terk etmeniz gerekir. Benim tek düşüncem ülkeyi terk etmem gerektiği gerçek bu. 250 bin genç Yunanistan'ı terk etti ama çok istediklerinden değil. İşler iyi gitmiyor. Biz de bunun nedenini kendimize sormalıyız. Euronews muhabiri Apostolos Stoikos halkın ortak fikirde birleştiği tek konunun kemer sıkma önlemlerinin sona ermesi olduğunu söylüyor. Pazar günkü seçimlerin başlamasına saatler kala insanlar şimdiden yarını konuşmaya başladı. Kimileri endişeli, kimileri korkuyor ancak hepsi yeni hükümetin tasarruf önlemlerini bitirmesini istiyor.